Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Parçalı tanımlı fonksiyonların limitinde kaldık. Limitin 4. videosundayız sevgili gençler. Bütün bölümleri alt başlıklar halinde ayırmak istedim ki siz daha rahat erişebilin videonun neresinde ne var. Şimdi parçalı tanımlı fonksiyonların limitinde sevgili gençler fx şeklinde, yani şu şekilde bir parçalı tanımlı fonksiyon düşünün. Bu parçalı tanımlı fonksiyonda sevgili gençler bizim parçalanma noktalarımız var. Yani parçalanma noktası burası da, burada a. Yani bu fonksiyon için a. A'dan küçük için gx olmuş. X eşittir a ise c olmuş. X a'dan büyükse h olmuş. Demek ki a noktası önemli bir nokta. K bir reel sayı ve k a'dan küçükse şurada bakacaksın. K bir reel sayı ve k a'dan büyükse burada bakacaksın diyor limitine. Tamam mı? Yani k'daki limitine burada bakacaksın. Eğer küçükse de burada bakacaksın diyor. Eğer ki limit x a'ya giderken fx için ise x eşittir a değerine sağdan ve soldan yaklaşmamız lazım. Çünkü bu birazdan da söyleyeceğiz, kritik nokta diyeceğiz biz bu noktaya. Ve biz buna sağdan ve soldan limitine bakmak zorundayız. Eğer direkt k'daki limiti sorulursa, yani a'daki limiti sorulursa a'nın hem sağına hem de soluna bakacağız. Eğer limitler eşitse tamam, bu fonksiyonun a'da limiti vardır diyeceğiz. Şimdi örneğimize bir bakalım. Bu fonksiyon verilmiş. 5'teki limiti sorulmuş. Şimdi 5 nerede sevgili gençler? Burada bakın, 5 3'ten büyük veya eşit. Direkt 5'i burada yerine yazacaksınız. 5-4 cevap 1. 2'deki limiti denilmiş. 2 burada. 2 3'ten küçük çünkü. 2'yi direkt burada yerine yazacaksınız. 2 çarpı 2 artı 1'den cevap 5. 3'teki limiti deniliyorsa 3 bizim için kritik noktadır. Parçalanma noktasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ün hem soluna hem de sağına bakacaksınız. 3'ün sol limiti ve 3'ün sağ limiti. 3'ün sol limiti sevgili gençler nerededir? Burada ve yerine yazacağız. 2 çarpı 3 artı 1. Kaç yapar? 7. Bir de 3'ün sağ limitine bakacağız. 3'ten 4'ü çıkardık, sağ tarafı burada. Eksi 1 geldi. 3'ün sağ limiti de eksi 1. Şimdi 7 eksi 1'e eşit mi? Değil. O halde diyeceğiz ki 3'te limiti bu fonksiyonun yoktur diyeceğiz sevgili gençler. 8. sayfamızın sağ üst tarafındayız. X kare eksi 3x artı a. Şöyle yaklaşalım. X kare eksi 3x artı a. X 1'den büyük veya eşitken, x 1'den küçükken de 3x eksi 1. Bu fonksiyonun bir noktasında limiti olduğuna göre a kaçtır? Limiti varsa eğer şunu diyeceksiniz. Sol limitle sağ limit birbirine eşit olacak. Şimdi sol limitine bakalım. Sol limit şurada. Yazın yerine 3 çarpı 1 eksi 3 eşittir 1, özür dilerim. 3 kere 1, 3, 1 çıkartın 2. Sol limit 2'ymiş. Bir de sağ limitine bakalım. Şurada yerine yazacağız. 1 eksi 3 artı a. Bunun da ne gelmesi lazım? 2. Çünkü limit varmış. O halde 1'den 3'ü çıkardım. Eksi 2. Eksi 2'yi karşıya fırlattım. Eşittir 2 artı 2'den. Cevap ne gelir? 4. A kaçmış arkadaşlar? 4'müş deriz. Bir diğer sorumuz. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş bize. Fx buymuş. Her noktada da limiti varmış. A kere b kaçtır? Her noktada limiti varsa parçalanma noktalarında da limit vardır. Yani parçalanma noktalarımız 1 ve 2 sevgili gençler. Şimdi... 1'de limit varsa 1'in sol limiti 1'in sağ limitine eşit olacak. 1'in sol limitini araştırmak için burada yerine yazacaksınız. 1'i x gördüğümüz yere yazarsak 1a yani a artı b eşittir 1'in sağ limiti. 1'in sağ limitte sevgili gençler, pardon özür diliyorum, 1'in solunu biz şurada yerine yazacaktık değil mi? Üzgünüm. 1'in sol limiti şurada yerine yazılacak. 2 artı a eşittir diyeceğiz. 1'in bir de sağ limitine bakmak için şurada yerine yazacağız a artı b. Bakın her iki taraftan a'lar giderse biz b'nin 2'ye eşit olduğunu görürüz. Daha sonrasında 2'nin sol limiti de 2'nin sağ limitine eşit olacak. 2'nin sol limitini şurada 2'yi yerine yazacağız. 2a artı b, b 2 idi. Eşittir 2'nin sağ limiti içinde b 2 idi ya, 2 kere 2 4 artı 3. Yani burası 7 yapar. O halde ben 2'yi karşıya gönderirsem 2a eşittir 5 gelir. A'da kaç gelir arkadaşlar? 5 bölü 2. Şimdi a'yı buldum, 5 bölü 2. B'yi de bulmuştum, 2 idi. Bunları çarparsam ben 2'ler gider. Geriye sadece ne kalır? 5. Demek ki cevabımız buymuş deriz. Bir diğer örneğimiz. Bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limiti vardır deniliyor. Limit varsa 3 noktasını bakın şurayı yerine yazacağız, şurayı yerine yazacağız. Birbirine eşitleyeceğiz sevgili gençler. F3 kaçtır diye soruluyor. 3'ü sağ tarafındaki limitini araştırmak için şurada yerine yazıyoruz. 9 eksi 15 eksi a eşittir diyeceğiz. Sol tarafındaki limitine bakacağız arkadaşlar. Sol tarafındaki limit içinde burada yerine yazacağız. 2 kere 3 6 artı b. Şimdi arkadaşlar eksi a'yı tutun, karşıya atın. A artı B. 6'yı da bu tarafa atacağız. 9'dan 15'i çıkardım. Eksi 6. Eksi 6 daha eksi 12 yapar. Demek ki gençler A artı B kaçmış? Eksi 12. Peki bizden ne istenmiş? F3. F3'ü direkt burada yerine yazacağız ama zaten x gördüğümüz yere 3 yazacak bir yer yok. Eksi 12 artı 20'den cevabımız 8 olacak diyebiliriz. Geçtim 9. sayfama, ilk soruma. A bir reel sayı olmak üzere fx 3'te parçalanmış. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi 3'ün sağ limiti gençler. 3'ün sağ limitine burada bakmam lazım. 3 kere 3 9. 4 çıkardım 5. 3'ün sağ limiti 5. Tamam, A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. 3'ün sol limiti A'ya eşittir diyor. 3'ün sol limiti de şurada bakmamız lazım. 3'ün karesi 9. Eksi 3 eksi 1. Yani 3'ten 4'ü çıkardım 5. Şimdi şurası da 5. X 3'e giderken limit vardır ve 5'tir deniliyor. Bir kere sol limit sağ limite eşit çıktı ve 5, dolayısıyla limit vardır ve 5'tir. Fakat ben F3'ün A olduğunu biliyorum ya. Şurası da A'ya eşittir demiş. 5'in A'ya eşit olup olmadığını bilemeyiz sevgili gençler. Belki de eşittir ama bilemeyiz. Bunu bilebilmek için bir sonraki konumuzda demesi lazım ki F sürekli bir fonksiyon deseydi tamam o zaman derdik. Sürekli ise çünkü görüntüye de limit eşit olmak zorunda. Ama burada böyle bir şartımız yok. Dolayısıyla arkadaşlar bizim kesinlikle doğru olan öncülümüz yalnız 3'tür diyeceğiz. Mutlak değer fonksiyonunun limiti içinde bir sonraki videomuzda görüşürüz sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.